gastritle devam edelim. Neden ve nasıl oluşur demiştik ve çözümü nelerdir, neler yapabiliriz? Evet, gastritin ülserin sebebi %80 Helicobacter pylori isimli bakteri sebep olur. %20 virüs ve mantar sebep olur. Virüs ve mantar koloni şeklinde birlikte çalışır. Arkadaş gibidir. Mantar varsa virüs var, virüs varsa mantar var demektir. Birbirini tamamlar. Bakteri de akıllı bakteridir. Helicobacter pylori hiçbir bakteriye benzemez. Sabun köpüğü gibi bir köpük üretir, içinde gizlenir. Mide asidi, mesela çocuk yuttu bilmeden bir paslı bir para yuttu. Saniyede pırıl pırıl eder, tertemiz eder. Çünkü çok sert bir mide asidi, çok sert bir asittir. Hidroklorik asit. Bu asit bakteri yok edemez. O kadar kurnaz bir bakteri, Helicobacter pylori. Helicobacter pylori'ye karşı doktorların yazmış olduğu kimyasal ilaç, ismini vermiyorum, herkes bilir. Yani ismini versem mahkemelik olacağız, uğraşacağız. Midedeki bakteriyi bu kimyasal antibiyotik ilaç yok edebilir. Fakat gastrit ve ülserden daha ağır ve çok daha tehlikeli hastalıkları tetikler. Neden? Bu antibiyotik midedeki bakteriyi yok eder ama bağırsaklardaki faydalı bakteri de yok eder. Vitamin B6, B12 vitamini, folik asit üreten, yağları, yağsını, proteinleri, amino asitleri, karbonhidratları, glukozları dönüştüren, bizim için çalışan milyarlarca bağırsağımızda işçi var. Bizim için çalışan işçileri biz öldürüyoruz, kendi işçilerimiz. Bize vitamin, mineral, enzim üreten. Faydalı bakteriler yok olursa mantar çoğalır. Mantar ne yapar? En toksik, en ağır, tehlikeli alkoller üretir. Etil alkol, metil alkol, bütil alkol. Duyarsınız falan tatil, falan tatil bölgesinde sahte alkol içti, zehirlendi. Neden? Yapamadıkları için o alkolü. İşte o, onun içerisinde metil alkol var. Veya metanol da denir. Şimdi bu çok tehlikeli alkolü bağırsaktaki mantarlar her gün üretiyor, sürekli üretiyor. Yavaş yavaş üretildiği, az üretildiği için karaciğer bu bağırsakların gelen toksik maddeyi arıtıyor. Zamanla karaciğer yoruluyor, yağlanıyor, arıtamaz hale geliyor. Karaciğer de bitiyor, iflas ediyor, siroza dönüşüyor. Yani karaciğer, sirozun, hepatit B'nin, hepatit C'nin sebebi %90 bağırsaktaki mantarlar. Bu bakteri akıllı bakteri. Ne yapacaksınız? Antibiyotik kullandınız, midedeki bakteriden kurtuldunuz. Fakat bağırsaklara yerleşen mantar nedeniyle polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, sedef, seborik eksem, alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları, kaptamar rahatsızları, panik atak, depresyon. Hastalıkların %95'i buradan kaynaklanır. Yani insanlar kendi kendini ne yapıyor? Bilerek değil, bilmeyerek zehirliyor. Kimyasal ilaç, midedeki gastrite sebep olan bakteriden kurtulacağım derken yallah gittin öbür tarafa. Çeşitli hastalıklar, yavaş yavaş ölüm, alerji. Alerji kanserden daha tehlikelidir.